son bilgileri aktaralım. Ama öncesinde Yunus Emre sen dilersen Trabzonspor'daki milli oyuncuların performansına da göz atalım. O grafik üzerinden öncelikle sözü sana bırakacağım. Şimdi Trabzonspor'da da özellikle A Milli Futbol takımımızda kalede Uğurcan, Berat'ın, Abdülkadir Ömür'ün performansları da çok konuşuldu. Çok da güzel bir asist yaptı Kerem Aktürkoğlu'na Abdülkadir Ömür. 79 dakika süre aldı. Siopis Yunanistan, Hamşik Slovakya ve Cornelius da Danimarka milli takımıyla beraber en fazla süreyi Uğurcan'ın aldığını görüyoruz. 180 dakika. İki maçta da A Milli Futbol takımında kaleyi koruyan isim de Uğurcan. Şimdi milli takımdan dönüş sonrasında Trabzonspor'da da Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıkları devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bugün bir antrenman vardı. Yunus Emre sen neler aktarırsın bize Trabzonspor'la ilgili son gelişmelerden? Öncelikle milli takım performansıyla başlayacak olursak Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray maçından sonra geldiği bu süreç gerçekten dipten zirveye doğru bir yükseliş adeta onun için. Oradaki yaşadığı o kırılma anı onu şu anda yeniden futbolda zirve noktasına doğru taşıyor. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün Kerem'e attığı pasta şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir hafta önce Marek Hamşik'te Cornelius'a aynı pası atmış ve golün sonuçlanmasına neden olmuştu. Orada Marek Hamşik'i adeta bir hoca, bir beyin olarak görüyor şu anda takımdaki genç oyuncular. Onun attığı adıma, yediği yemeğe, uyku saatlerine, özel yaşantısına o kadar dikkat ediyorlar ki sahada bile onu kopyalamaya başladılar. Bu çok çok önemli ama Abdülkadir Ömür'ü bir önceki yayınımızda da söylemiştik. Kendisine gerçekten çok farklı bakmaya başladı. Bunun faydalarını da, meyvelerini de toplamaya başladı. Kerem de Abdülkadir Ömür de yaşadıkları kırılma anından sonra gerçekten inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Bu da oyuncuların hep tartışılır ya, Türkiye'de genç oyuncular hazır değil, onlara fırsat vermeyelim. Aslında genç oyuncuların zihinsel olarak ne kadar hazır olduklarının bir göstergesi o Kerem'in yaşadığı kırılma anı. Ardından Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı kırılma anından sonra ulaştıkları bu nokta gerçekten çok çok değerli. Uğurcan Çakır zaten tartışmaların odağından geldi bu noktaya kadar ve şu anda istikrarlı bir şekilde hem Trabzonspor'da hem de milli takımda formayı giyiyor. Berat Özdemir için şunu söylemek gerekiyor. Trabzonspor'a gelmeden önceki performansıyla da hani diyoruz ya şu oyuncular milli takım hak ediyordu diye. Oraları isteyen, oraları yoklayan bir oyuncuydu. Trabzonspor tabii onu daha da bir üst seviyeye taşıdı ama gelişmesi gereken, geliştirmesi gereken tabii ki çok yönü var. Burada kritik noktalardan bir tanesi şu. Bakasetas sakatlık yaşamıştı. Sakatlığın ardından milli takıma gitti. Orada yapılan kontrolünde sağ dizi ön yan bağlarında ödem tespit edildi. Ardından Trabzonspor sağlık ekibine bir geri dönüş yaptı. Ağrılarım iyi, düzeldi, kendimi iyi hissediyorum diye. Ama daha sonra Yunanistan milli takımı sağlık ekibiyle Trabzonspor sağlık ekibi bir görüşme yaptı ve oyuncunun Gaziantep futbol kulübü maçında riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine ekstra izin verildi Bakasetas'a. Yunus Emre Normalde sen hazır Siopis yarın Bakasetas'tan katılacak. bahsetmişken onunla ilgili bir grafiğimiz var. Çünkü kolay kolay sakatlanan bir oyuncu değil Bakasetas. Sadece Türkiye kariyerinde değil, profesyonel kariyerinde yaşadığı tek bir sakatlık var. Yanlış hatırlamıyorsam bu grafikte ekranlara gelmiyor. AYK forması altında oynarken 3 ila 5 günlük bir sakatlığı vardı Bakasetas'ın. Onun haricinde bir sakatlık da yaşamadı. Şimdi Türkiye kariyerine bakalım. Şu ana kadar 3 maç kaçırmış Türkiye kariyerinde. Bu 3 maçta sarı kart cezalısı olduğu için kaçan maçlar. Müthiş istatistik. Gerçekten çok büyük bir istikrar. Yani hem İnanılmaz. Rakamları iki yönüyle istatistik kağıdına yazdıran bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyerinin en uzun süreli bu arada sahalardan uzak kalacağı dönemi geçiriyor olabilir Bakasetas. Az önce de bahsettiğim gibi AYK takımında en fazla sakat olarak kaçırdığı maç sayısı vardı. Şimdi az önce Yunus Emre sen bahsetmiştin riske edilmek istenmiyor diye. Kolay kolay da Bakasetas maç kaçırmayan bir oyuncu olduğu için bu grafiği de ekranlara vermek istedim. Lütfen devam et. Çok güzel bir istatistik ama bununla ilgili de şunu söyleyeyim. O hala oynamak istiyor. Yani ona kalsa çıkıp Gaziantep karşılaşmasında oynayacak ama burada kararı sağlık kurulu veriyor ve Abdullah Avcı da zaten kas bölgelerindeki sakatlık söz konusu olunca asla risk almayı sevmeyen bir teknik adam. O yüzden Bakasetas'la ilgili durum bu. Ama sadece Bakasetas'la ilgili değil, bugün şu detayı da gördük. Bruno Perez uzun bir sakatlık sürecinden çıktı. Bugün hafif tempolu çalışmalara başladı takımla birlikte. Ardından yarı sahada bir çift kale maç yapılıyor. Bruno Perez gidiyor Abdullah Hoca'ya ben oynamak istiyorum diyor. Abdullah Hoca onu yanda oturtuyor.
Bir daha gidiyor, girmek istiyorum diyor, tekrar oturt diyor. Bunun üzerine Bruno Perez sağlık ekibini çağırıyor. Sağlık ekibiyle görüşüyor, hocayı görüştürüyor. O kadar oynamak istiyor ki. Sadece Bruno Perez için değil, Marek Hamsik de aynı şekilde. Göztepe maçında belki 30 dakika oynayacaktı ama ben oynamak istiyorum dedi. Bu da Trabzonspor'un topyekun bir şekilde bu mücadelede futbolcuların, teknik ekibin gerçekten en üst düzeyde fedakarlıkta bulunduklarının bir göstergesi. Herkes inanıyor, herkes bu başarının geleceğine fazlasıyla inanıyor ve bu hikayenin bir parçası olmak istiyor. Bu gerçekten çok değerli. Özellikle bugün Bruno Perez'in bu yaptığını, yani orada an ve an gördüğüm için gerçekten çok önemli bir hareket. Çünkü Bruno Perez Roma'da yıllarını vermiş, oldukça tecrübeli bir isim. Buna rağmen o iştahını hala koruyor. Marek Hamsik yarın takıma dönecek. Onun oynamasına engel bir sakatlık yok. O da milli takımın ilk maçında bir sakatlık yaşadı ama tecrübeli bir isim olduğu için o an ağrıyı hissetti ve kenar kulübesine, kenar yönetimine değişmek istediğini söyledi. Onun oynamasına engel bir durum yok. Uğurcan Çakır kart cezalısı. Erce kardeşler bugün Gaziantep maçında forma giyecek. O da bugün basın toplantısında çok güzel bir kelime söyledi. Ya biz maç maç düşünüyoruz ama içten içe de o heyecanı yaşamaya başladık. Bunu belki dışa yansıtmamaya çalışıyoruz ama içten içe o heyecanı yaşamaya başladık. Şu an tüm Trabzonspor taraftarları aslında Erce gibi. Herkes içten içe o heyecanı yaşıyor ama daha var. Biraz daha sabırlı olmalıyız düşüncesi var. Valla Trabzon'da keyifler yerinde, neşeler yerinde, motivasyon yüksek. Oldukça güzel şu an için her şey. Yunus Emre Ser, çok teşekkürler. Yine sana döneceğiz. Trabzonspor'la ilgili gelen mesajlar Vakayme var. Vakayme ile sözleşme uzatılmadı. Onu soracağız değil mi? Onu soracağız. Her şeyi de hemen. Ercan. Yunus program devam ediyor. Ben 21.56. Ya hemen bitirecek. Sen daha başlangıçlarını yemeden ana yemek istiyorsun. Daha Beşiktaş'a gelmeden bitireceğim. Şimdi gelen mesajlar var. Serkan paylaşmış. Demiş ki hiç Galatasaray konuşmadınız demiş. Galatasaray'la başladık aksine. Emre Kaplan neredeyse tüm merak edilen konuları Kerem Aktürk'e geçtik galiba. Belki o hızlı kısmı. Geçmiş olabiliriz ama döneceğiz. Zaten sürekli mesajlar üzerinden ilerliyoruz. Kerem Özer, Ahmet Selim Kula üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak Fenerbahçe demişti. Onu da konuştuk ama yine değerlendiririz. Beşiktaş'la ilgili gelen çok fazla mesaj var. O mesajı tahmin ediyorsundur Sercan Dikme. Ağırlıklı olarak Vida'nın üzerinde şu anda o mesajlar kalmış durumda. Geçen hafta sen Vida konusunda belki bir değişiklik olabilir demiştin Sergen Yalçın'la alakalı. Halen arkasındayım dediğimin. Onu soracaktım zaten. Halen yedek olacak mı diyorsun? Halen arkasındayım dediğimin. Vida'nın performansının düşüklüğünü zaten anlattık. Bir daha tekrar etmeyelim ama söylediğim şeyin arkasındayım. Sadece şöyle bir şer koyabilirim oraya. Cuma akşamı yapılacak son antrenmanı tekrar bekleyelim. Bu sadece... Ama geçen çok daha çok iddialı. O meşgul vardı ya o yüzden. Bugün gelmeyecek gibi düşündü bugün. Şaka bir yana. Tabii ki her zaman. Vida performans düşüklüğü var. Yedek kalması kuvvetli bir ihtimal. Batshuayi, Erdem Bitik. Dinliyorum. Yani dinlemiyorsun diye değil hani. Konuyu güçlendirmek adına. Bu arada Beşiktaşlı'nın milli arada davet alan oyuncular ekranlarda.